Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Kolay Arapça dil bilgisi derslerimizde el cümletül fiiliyetü, cümleyi fiiliye yani fiil cümlesi konusuna gelmiş bulunmaktayız. Bundan önce müpteda ve haberi öğrendik. İsim cümlesinin ögeleri olan müptedanın ve haberin merfu olduğunu öğrendik. Şimdi de konumuz el cümletül fiiliyetü, fiil cümlesi. El emsiletü, örnekler. Lema'al berku, şimşek çaktı, parladı. Biz çaktı diyoruz. Ava zi'bu, ava uludu. Ezzi'bu, kurt. Yeskutu selcu, selç, kar. Kar düşüyor, yani kar yağıyor. İşteddül berdu, soğuk şiddetleniyor. Soğuk şiddetini arttırıyor. İktifil vardete, iktif kopar. El vardete gülü. Hudil kitabe, kitabı al. İlk ikisi arkadaşlar, iyi bakalım. Mazi fiil. Diğer ikisi, ortadaki ikisi muzari. Ve son ikisi de emir fiil. El-Bahs-ı konu. Na'rifu mimma tekaddeme. Geçen derslerden biliyoruz. Neyi biliyormuşuz? Enne külle misalin, her örneğin olduğunu. Her örnek neymiş? Minel emsileti sâbikati. Geçen örneklerden her örneğin yüsemma cümleten müfideten, faydalı, yararlı cümle olarak isimlendirildiğini ne yapıyoruz? Biz geçen derslerimizden biliyoruz. Yani geçen derslerimizden, evet, geçen örneklerdeki her cümlenin faydalı cümle olarak isimlendirilmiş olduğunu biliyoruz. Çünkü fiil, fail ile tamamlandığında, müpteda, haber ile tamamlandığında artık faydalı bir cümle, cümleyi müfide, yararlı cümle, bizim kullanabileceğimiz bir cümle oluşmuş olur. Lennehu, çünkü, evet, terkibun, çünkü bu her bir örnek, her bir örneğe gidiyor, her bir örnek terkibun bir terkiptir. Evet, ki yufidü semi'a, duyana fayda sağlar. Faideten tammeten, tam bir fayda, tam bir yarar sağlar. Çünkü bu örneklerin her biri, evet, duyan kişinin faydalanacağı, duyan kişinin, evet, yarar sağlayacağı terkip. Ne demek terkip? Birden fazla şeyden oluşan bir yapı. Bir yapıdır yani. Bir cümledir. Fe izâ teemmennâ hâzil cümele, bu cümleleri düşündüğümüz zaman, İncelediğimizde diyelim. Vecetna, buluruz. Külle vahidetin, her birini, minha, bu örneklerden, bu terkiplerden her birini buluruz. Evet, ne bulurmuşuz? Murakkebeten min fiilin ve failin, fiil ve failden oluştuğunu buluruz. Yani bu terkiplerin, bu oluşumların her birini fiil ve failden oluştuğunu anlarız, görürüz, biliriz. وَلِأَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ, ve yine her cümle, مِنْ هَذِي الْجُمَلِ, bu cümlelerden, görmüş olduğunuz örneklerden, örnek cümlelerimizden her biri, مَبْدُوَتُنْ, başlanmıştır. بِفِعْلِ تُسَمَّى cümleten, فِعْلِيَّةً, evet, fiille başlanmıştır. Ve bu cümlenin her biri, fiille başlanmış olan bu görmüş olduğumuz cümlelerin hepsi, her biri de tüsemmâ cümleten fiiliyeten, fiil cümlesi olarak ne yapılıyor? Adlandırılıyor, isimlendiriliyor. Evet. Tekrar bunu alalım. Ve enne külle cümletin. Çünkü her cümle. Evet. Li ennehu, dedik ki geçen derslerimizde bu örneklerimizin, evet, faydalı cümle olduğunu bildiğimizi,
Çünkü bu örneklerde bulunan terkipteki oluşumdaki kelimelerin, evet, her birinin fiil ve failden oluştuğunu ve fiil ve failden oluşan bu terkibin, bu cümlenin de fiille başlandığını ve tüsemmâ fi cümleten fiiliyeten ve cümleyi fiiliye fiil cümlesi olarak isimlendirildiğini ne yaptık arkadaşlar? Öğrendik. وَلِأَنَّ كُلَّ cümleti ve her cümle min هَذِهِ cümleti. Dedik ki bu cümleler, bu terkipler faydalı birer cümledir dedik. Niye? Çünkü fiil faile oluşuyor ve yine لِأَنَّ كُلَّ cümleti. Çünkü her cümle, her örnek min هَذِهِ cümleti, bu örnek cümlelerden her bir cümle مَبْدُوَةٌ بِفِعْلٍ fiil ile ne yapmıştır? Başlamıştır ki tüsemma cümleten fiiliyeten cümleyi fiiliye olarak ne yapılır yine? Bu her cümle isimlendirilmiş olur arkadaşlar. Ben burada tüsemma yine haber yaptım. Yani li enne külle cümletin mebduatun bi fiilin fiille başlamıştır. Ve yine her cümle tüsemma cümleten fiiliyeten fiil cümlesi olarak isimlendirilir. Evet, kaidetün, el kaidetü, kaide. Küllü, 11. kaidemiz, kuralımız. Küllü cümletin, her cümle ki, teterakkabu, meydana gelen her cümle, min fiilin ve failin. Evet, fiil ve failden, fiil ve failden oluşan her cümle, semma isimlendiriliyormuş. Cümleten fiileten, fiil cümlesi diye isimlendirilir. Evet, kuralımız fiil failden oluşan her cümleye, her cümle fiil cümlesi olarak isimlendirilir. Temrinat, alıştırmalar. Evet arkadaşlar, alıştırmalarda bizler ilk önce ne isteniyor? Kevin cümelen fiiliyeten cümleyi fiiliye oluştur. Bi vad'i failin fail koyarak lil ef'al atiyeti gelen aşağıdaki fiillere fail getireceğiz. Bu fiillere biz fail getirerek ne yapacağız? Fiil cümlesi oluşturacağız. Peki, male. Male hangi fail getirebiliriz? Male eğildi, meyletti. Hemen buradan bakalım. Male'l gusnü. Dal eğildi. Evet, gördüğümüz gibi burada arkadaşlar male fiildir. Fiil mazi. El-gusn de dal failidir. Fiil. Evet. Fiil. Çoğunlukla sıra böyledir değil mi arkadaşlar? İlk önce fiil gelir. Sonra fail gelir. Sonra da meful gelir. Fiil cümlesinin yapısı bu şekildedir. Hocam bazen ilk önce meful geldiği oluyor mu? Çok nadir de olsa olur. Tamam. Fakat şu anda bileceğimiz şey fiil, fail, meful olarak sıralanmasıdır. Evet, garrade fiildir değil mi? Öttü, el usfuru, serçe. Evet, fiil, fail. İnkesara, kırıldı. El gusnü, dal. Esmera, ürün verdi. Ezzer'u, tarla. Yantasuru, yantasuru ne demek? Ne? Galip oldu. El hakku, hak. Hak, galip oldu. Etemezzeku, parçalanıyor. Evet, burada tabii yantasuru fiil muzari olduğu için muzari manası verelim. Yantasuru galip oluyor. El hakku hak. Hak kazanıyor. Hak galip oluyor. Yetemezzeku parçalanıyor. Essevbu elbise. Yeşku şikayet ediyor. El mazlumu kim? Mazlum. İhtaraka yandı. Ne? El beytu ev. Hep fiil fail. Fiil fail. Yastafu sıraya giriyor. Kim? Ettelamizu öğrenciler. Yantafi'u evet sönüyor. Ellehebu alev. Tüşriku doğuyor. Eşşemsu güneş. Dahike güldü. Ennacu başarıya ulaşan. Evet. Birinci alıştırmamız fail ilave etmekti. Peki ikinci alıştırmamıza bakalım. Burada fail vermiş. Bu faillere arkadaşlar ne yapın diyor? Bir fiil getirin. Dolayısıyla
fiil cümlesi oluşturun diyor. Hemen onu da yapalım. Evet, gördüğünüz gibi el hilalu faildir. Evet, biz bu faillere, bunlar isimdir, isimleri faili yapacağız. Ve onlara birer tane arkadaşlar fiil getireceğiz. El hilalu, hilal, ay. Zahara el hilalu, ay, hilal, açığa çıktı. Evet, en nücumu, yıldızlar. Neydi? Lema'a. Ne demek lema'a arkadaşlar? Biz burada göstermiştim. Lema'a. Aynı şekilde parlamak manasındaydı. Lema'a. Parladı ne? En nücumu, yıldızlar. Lema'attin nücumu niye diyoruz peki? En nücumu arkadaşlar cemi mükesserdir. Ve cemi mükesserler müennes kabul edilirler. Gayri akil olduklarından dolayı. Lema'atin nücumu. Gayri akil cemi mükesserler müennes kabul edilir. Evet, yıldızlar parladı. Eda'e aydınlattı demek. El misbahu lamba aydınlattı. Tebeddele zulamu karanlık değişti. Tebdil. Beddele, beddele, tebdit. Ha, bu beddele değilmiş. Bu tebditmiş. Evet. Yani burada arkadaşlar beddede hangi bakta oluyor? Biz bunu eğer ki tefil babından alırsak ki şu anda tefil babından olduğu görünüyor. O zaman ne yapacağız? Beddede olarak okuyacağız. Gördüğümüz gibi beddede olarak da okuduğumuz vakitte manasının ne olduğunu israf etmek, dağıtmak, burada dağıldı manası güzel oluşuyor. Yani tebeddede dağıldı. Ne? Dağıldı. El-zulamu karanlık dağıldı. Ne demek? Karanlık gitti yani. Sahaddiku. Saha normalde işte ses çıkartmak. Eddiku. Horoz ne yapıyor? Bağırıyor, haykırıyor. Haykırmak mı demek? Horoz ne yapar? Öter. O zaman horoz öttü diyeceğiz. Sahaddiku. Horoz. Evet. Horoz öttü. Ze'aral esedu. El esedu aslan. Aslan kükredi. Ava ezzibu. Ava ezzibu. Kurt uludu. Evet. Nehi kal'imaru. Ne demek? Nehi arkadaşlar. Evet. Nehaka. Nehaka yenhaku. Nehekal himaru. Eşek anırdı. Neheka. Evet. Peki burada da arkadaşlar bizden ne istiyor üçüncü alıştırmamız? Üçüncü alıştırmamızda da kevin cümelen fiiliyeten fiil cümlesi oluştur. Yeciu fiyâ kullu ismin minel esmel âtiye. Aşağıdaki isimlerin failen, fail olacağı li fiilin muzarin. Şimdi yukarıdaki fiili mazi, fiili maziye fail yapmıştık isimleri. Şimdi de fiili muzariye fail yapın diyor. El usfuru. İsim değil mi? Serçe demek. Yatırın usfuru. Yatırın fiil muzari. Bunlar neydi? Zahara, saha, lemaat, ze'ara fiil maziydi. Bunlar fiil mazi. Fiil mazi fiile biz bu isimleri fail yaptık. Şimdi de arkadaşlar muzari. Yatırın uçuyor. Ne? El usfuru serçe. Yeştettu. Evet. Artıyor. Ne? El harru sıcak. Evet. Yehdilu. El-matar ne demek yehtilu? Çok yağıyor. Arkadaşlar. Çok yağmak. El-mataru. Yağmur çok yağıyor. Yağmur. Evet. Çok yağdı. Demek için ne diyoruz? Yehtilu. Evet yağmur çok yağıyor. Tetefettehu. Açıyor. El-verdetü gül. Yadîkü's-sevbu. Elbise ne yapıyor? Sıkıyor. Ve yudîkü. Evet. Edâka'dan alırsak. Edâka. Yudiku ne olur? Evet arkadaşlar. Daraltmak olur. Daka'dan alsak daka. Evet. Daka yadiku. Yadiku desek yadiku dar geliyor. Ne? Essebu. Evet bu şekilde daha güzel. Yadiku sebu. Elbise dar geliyor. Evet. Teşte'ilün naru. Ateş tutuşuyor. Yehrubullissu. Herabe yehrubu. Arkadaşlar kaçmak demek. Herabe
Evet. Herabe yehrubu, kaçmak, hırsız kaçıyor. Yerbahu tâciru, tüccar, kar elde ediyor. Evet, dördüncü alıştırmamız bize ne istiyor dördüncü alıştırmamızda? Yine cümle fiili oluşturuluyor. Kevin cümelen fiiliyeten. Yeci'u fiyâ kulle ismin minel esmel âtiyeti. Aşağıdaki isimlerin geldiği mefulen bi. Mefulen bi olarak geldi. Bu sefer işte ganem, el meryut. Nerime ganem? Koyun. El meryut, hasta. Bunların burada ne olarak gelmesi istiyor? Mefulen bi olarak gelmesi bizden isteniyor. Evet, onları da beraberce yapalım hemen. Ekele zi'bu. Ekele yedi. Kim? Ezi'bu. Ne? Kurt. Ne yedi? El ganem. Koyun yedi. Kata'an necar el haşabe. Marangoz odunu biçti. Cenel fellahül kutne. Çiftçi, evet, çiftçi pamuğu topladı. Zebahel cezzaru şate. Evet. Cezzar ne demekti? Kasap. Kasap koyunu ne yaptı? Kesti. Alece tabibul meryullah. Doktor hastayı tedavi etti. Zera el fellahul kumha. Çiftçi buğdayı ekti. Fetehallisul babe. Hırsız kapıyı açtı. Kara talibul kitabe. Öğrenci kitabı okudu. Buralarda altıncı cins olduğumuz isimler meful olarak gelmekteler. Şimdi de bizden arkadaşlar ne yapıyor? Üçer cümle kurmamız istiyor. Fiili maziden oluşan üç cümle, fiili muzardan oluşan üçer cümle kurun diyor. Kuralım bakalım. Evet. Seraka lissul male. Seraka ne demek arkadaşlar? Çaldı değil mi? Seraka yesriku. Seraka yesriku sikaten olarak geliyor. Serikaten olarak, serakun olarak masları gelir. Evet. Seraka ellisu el male. Hırsız malı çaldı. Şeribel meryudu devae. Hasta ilacı içti. Ekelet tıflu ta'ame. Çocuk yemeği yedi. Bu fiil maziden oluşan 3 fiil cümlesi örneği. Şimdi muzari fiilden oluşan, fiil muzariden oluşan 3 tane fiil cümlemiz. Ne dedik? Seraka yesriku. Yesriku lissul male. Aynı şekilde bakın. Seraka çaldı. Yesriku çalıyor. Hırsız malı çalıyor. Şeribe içti. Evet, yeşrabu içiyor. El meryudu devae. Hasta ilacı içiyor. Ekele yedi. Yekulu yiyor. Ettiflu ta'ame. Çocuk yemeği yiyor. Ve arkadaşlar son alıştırmamızda bizde el kura. Ne demek kura? Top. Bir de edderrace. Ne demek edderrace? Arkadaşlar tabii ki bisiklet. Şimdi el kura, kura ile alakalı 5 tane fiil cümlesi ve edderrace, bisiklet ile alakalı da 5 tane fiil cümlesi oluşturmamızı bizden istiyor. Oluşturalım. Yezrillâ'ibu bil kurat. Ne yapıyor? El-la'ibu. Ne demek la'ib arkadaşlar? La'ib, oyuncu demek değil mi? Futbol oynuyor. Cera yecri. Cera yecri de normalde koşmak manasında. Peşinde koşamak diyoruz burada. Ne diyeceğiz? Peşinde koştu. El-la'ibu, oyuncu, bil kurati, topun peşinde koşuyor. Oyuncu topun peşinde koşuyor deriz. Peki. Merre yumerriru. Yumerriru la'ibul el-kurate. Evet, yumerriru sürüyor. Ayağında top sürmek. Merre'ra. Yecri la'ibu bil kura, topla koşuyor. Topun peşinde koşuyor deriz. Yecride. Cera. Yecri peşinde koşmak. Peşinde olmak. Peki. Merra yumerru. Onu sürmek. Yumerru la'ibu el kurate. Ne yapıyor? Oyuncu topu sürüyor arkadaşlar. Ayağında top sürmek. Peki. Devam edelim. Peki. Rakele yer kulu. Evet. Rakele yer kulu ne demek?
Vurmak, tekme demek. Yerkulü la'ibu el kurate. Oyuncu topa tekme atıyor. Oyuncu topa tekme atıyor. İkudul el hasmu el kurate. El hasım kim? Karşı taraf, yani rakip. Rakip topu alıyor. İkudul hasmu el kurate. Rakip topu alıyor. Evet. Ne diyelim? Yemsiku yumsiku desek daha güzel olur. Yumsikul harisul el kurate. Arkadaşlar, el haris kim oluyor? El haris kaleci. Değil mi? Kaleci ne yapıyor? Topu tutuyor. Peki nasıl diyeceğiz? Evet. Meseke yemsiku dememiz, yani sülasiden kullanmamız burada daha uygun. Meseke yemsikul harisu el kurate. Evet. Burada arkadaşlar kaleci topu ne yapıyor? Tutuyor. Bunu fiili, bu fiili sülasiden meseke yemsiku el kurade diyeceğiz. Ne yapmak? Tutmak. El haris neydi? Kaleci topu tutuyor. Peki şimdi eddarrace. Ne demek eddarrace? Biz ne dedik? İştaral veledül derracete. Çocuk bisiklet satın aldı. Bakın fiil mazi. Rakibel veledü derracete. Çocuk bisiklete bindi. Sebekat, evet, geçti. Derracetül elmüşate. Yayaları geçti. Bisiklet yayaları geçti. Aslahtü derracete. Bisikleti tamir ettim. Bi'tü derracete. Ve evet arkadaşlar, bi'tü ne demek? Ba'a'dan geliyor değil mi? Ba'a yebi'u. Ne demek? Sattım demek. Sattım demek oluyor arkadaşlar. Öyleyse bi'tu, ben sattım neyi? Ed-derracete. Neydi arkadaşlar? Bisiklet. Aslahtu ne demek? Ben tamir ettim neyi? Ed-derracete. Evet arkadaşlar. Fiil cümlesiyle ilgili olan konumuzu bitirdik. Peki şimdi neye geliyoruz? Şimdi de el-cümletül ismiye, isim cümlesi. İnşallah isim cümlesinde bir sonraki dersimizde göreceğiz, öğreneceğiz. Fiil cümlesinde aklımıza kalan kuralımız ne arkadaşlar? Fiil cümlesi, fiil, fail ve bir de mef'ulden oluşur. Bunu bileceğiz. Mesela burada gördüğümüz gibi. Yecri koşuyor. Peşinde koşmak. El-la'ibu oyuncu fail. Bil-kureti mef'ul değil mi? Aynı şekilde burada bakalım. Serika ne demek? Çaldı. Ne oluyor arkadaşlar? Serika, seraka. İki türlü de gelebiliyor. Seraka, çaldı. El-lissu. Hırsız, bak fail. El-lissu fail. Kim çaldı sorusunun cevabı faildir. Neyi çaldı? El-male, mefuldür. Evet. Yesriku, çalıyor, fiil. Kim? El-lissu, fail. Hırsız neyi? El-male, malı. Evet, fiil cümleleri bir fiilden oluşur. Ki fiilimiz fiili mazi, fiili müzari ve emirdir. Ve bir de bu fiillerin sonuna ne gelecek? Fail gelecek. Fail ne demek? İşi yapan demekti. Fiil mutaaddi olduğu zaman el male gibi bir de mef'ule ihtiyacımız oluyor idi arkadaşlar. Bunu bugün öğrenmiş olduk inşallah. Bir sonraki dersimizde de isim cümlesinin ögelerini beraberce öğrenmeye çalışacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.